Herkese selam. Bugün kanalımızda farklı bir konsept ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki seyahat ile ilgili içerikler sunmaya çalışıyoruz size. Ama virüs sebebiyle sınırlar kapatılınca seyahatlere herkes gibi biz de bir ara vermek durumunda kaldık. Tam dünya turuna çıkmaya hazırlanırken kendimizi evde karantinada bulduğumuz bir sürecin içerisinde bulduk. Biz de hazır karantina süreci devam ediyorken bize ilham veren ve motivasyon sağlayan gezgin hikayelerini belki size de ilham verir diye birinci ağızdan paylaşmak istedik. Yani bugün kanalımızda bir konuğumuz var. Aranızda onu tarayanlar da olabilir. YouTube ve Instagram adıyla Dünyadan Bildiriyorum hesabının sahibi Gonca. Hoş geldin Gonca. Hoş buldum. Merhaba. Hoş geldin. Nasıl geçiyor karantina günleri Gonca? Yani aslında herkesinden farklı değil sanırım. Ben de herkes gibi eski bol gezmeli günleri özlüyorum. Evde kedilerle oynuyorum. Bir de tabii ki herkesten farklı olarak belki de seyahat videolarımı YouTube'a yüklüyorum. O şekilde geçiyor. Zaten senin en sıkı takipçilerinden biri de biziz herhalde. Seni tanımayanlar için birazcık kendinden bahseder misin? Kimsin sen ve maceran nasıl başladı? Cevap vermesi en zor sorulardan bir tanesi bu herhalde. Ben çok kısaca bahsetmek gerekirse kurumsal hayatta 8,5 yıllık bir çalışma hayatı olan bir plaza insanıydım. Bilgisayar mühendisiyim ve bulduğum her fırsatı o dönemde seyahatlerle doldurmaya çalışıyordum. İşte 1 Mayıslar, 23 Nisanlar, 4 günler, 3 günler birleştirip sürekli geziyordum. Ama bir yandan da bütün gezginleri takip ediyordum ve böyle bir geziye çıkmak gibi bir hayalim vardı. O Instagram'da gördüğüm tropikal yerlerin fotoğrafları beni çok cezbediyordu. Hep uzun süreli bir gezinin hayalini kuruyordum ve bunun için aslında biraz birikim yapmaya çalışıyordum. Ama bir seyahat severin birikim yapması zor aslında. Çünkü her bulduğu fırsatı tatile çeviren insanlar olarak biraz benim için de zorluydu birikim yapmak. Ama ufak ufak başlamıştım. Çalışırken bir iş değişikliği yapmak istedim ama orada bir türlü istediğim işi geçemedim. Ben de bunu aslında bir fırsat bildim. İşimden istifa ettim. Sırt çantamı hazırladım. Bir arkadaşımı da kandırdım benimle gelmesi için. Sonra bu geziye bir yıllığına çıkmaya karar vermiştim aslında. İlk durağımda Hindistan olsun, yoga eğitimi alayım diye düşündüm. Ve Hindistan'a doğru tek yön biletimi alarak bu seyahate başladım. Peki neden bir yıllık bir süre belirledin? Yani rotan nasıldı? Hindistan'dan başka nereleri gördün Asya'da? Cüneyt Özdemir gibi sıraladım ama. Şöyle, aslında benim 4 tane kedim vardı ya. Aslında 2 tane vardı da o dönem 4'e çıkmıştı. Maşallah. Ve kedilerime bakacak kimse olmadığı için, uzunca bir sürede kimse olmadığı için hani onu bir seneliğine birilerine emanet edebilirdim. İkisini kardeşime, ikisini arkadaşıma vererek bir seneliğine böyle bir ara vermek istedim aslında. Rotam nasıl? Rotam aslında ben bir rota belirleyerek çıkmadım. İlk bu fikri düşündüğümde Filipinler'den başlayıp en son Hindistan'da yoga eğitimi alarak bitirip arada mutlaka Tayland'ı görüp diğer yerleri yolda karar vermek vardı. Tabii ki hiçbir şey planladığınız gibi gitmiyor dünya turunda. İnşallah siz de yola çıkınca göreceksiniz. Zaten şimdiden bile görmeye başladınız da. Evden çıkamıyoruz zaten. Aynen, evden çıkamaz durumdayız şu anda. Ben de Hindistan'ın vize koşulları, böyle vize aldıktan hemen sonra yola çıkmak gerektiği için ve ben o dönem yurt dışından vize alıp alınmayacağını bilmediğim için aslında vize almış da bulunduğumdan Hindistan'la başlamak zorunda kaldım gibi oldu. Ben de aslında yine bunu bir fırsat bildim. Yogayı işte bütün tatilim boyunca pratik ederim diye düşündüm. O yüzden Hindistan'la başlamaya karar verdim. Sonrasında aslında gidişatı tamamen hava koşullarına, uygun uçak biletine göre karar verdim. Nereleri gezdim? Hindistan başladım. 2 ay burada kaldım. 1 ay yoga. Geri kalan 1 ayda normal turistik yerlerini gezdim. Sonrasında Hindistan'daki muson sezonundan böyle çok nefret ettiğim için aslında Tayland'a gitmek isterken mevsimi daha bize benzeyen bir yere gitmeye karar verdik. Onun için de Orta Asya vardı. Kırgızistan'a gidelim dedik. Çok da fazla kimsenin gitmediği bir yerdi ama bize çok yakın bir kültür olduğu için görmek istediğimiz de bir kültürdü. O yüzden Kırgızistan'ı seçtik ve oraya gittik. Sonrasında kısa bir Türkiye'ye dönüşüm oldu. Sonra tekrardan Tayland'a devam ettim. Tayland'dan sonra karadan otostopla Malezya'ya, sonra Singapur'a. Singapur'dan feribotla Endonezya'ya geçtim. Endonezya'dan Filipinler'e uçtum. Oradan sonra da Hong Kong, Kore. Kore'den de Japonya'ya 2 ay süren bir bisiklet yolculuğuyla bir sene bir ayın sonunda seyahatimi bitirdim.
Çok güzel. Vay. İnsanın yolda da böyle planları değişebiliyor. Senin seyahat anlayışın nasıldı? Önceden planlayarak gitmedin anladığımız kadarıyla ve sürekli olarak hani belki birkaç ülkeyi planlayıp daha sonra da akışına göre planlarını değiştirdin. Yanlış düşünmüyorsam. Öyle mi oldu? Aslında tam olarak öyle oldu. Ya ben aslında bu süreçte kendimin de nasıl bir insan olduğunu öğrendim. Asla plan yapamıyormuşum. Yani uzun dönemli plan yapmak bana göre değilmiş. Aslında insan bununla çok boğuşuyor. Evet. O planlama aşamasında nasıl bir insan olduğunuzu öğreniyorsunuz. Biraz direniyorsunuz ve sonrasında kabul ediyorsunuz. Benim için öyle oldu en azından. Ben aslında ilk başta çıkarken de hep şunu istiyordum. Turist gibi gezmeyeceğim ve koşarak gezmeyeceğim. Yani 5 günde bir yer değiştirmeyeceğim şeklinde bir düşüncem vardı. Çünkü bunun hem çok yorucu olacağını düşünüyordum hem de tam olarak o ülkenin kültürünü, insanını, yaşamını görebileceğimi düşünmüyordum. Yani benim içimde çok orayı yaşamak, oranın bir yerlisiymiş gibi yaşamak vardı. O yüzden aslında evet, hem de düşük bütçeli bir seyahat yapmak istediğim için de Couchsurfing'i, Workaway'i kullanarak, insanların evinde kalarak, insanların işlerinde gönüllü olarak çalışarak seyahat etmeye çalıştım diyeyim. Peki, dünya turu yapmak isteyenlerin ilk böyle aklına gelen konu, aslında onları zorlayan konu, caydıran konu aynen. Ne kadarla yola çıkalım sorusu. Genelde insanların yola çıkmak için cesaretleri olsa bile para konusuna takıldıkları için bundan vazgeçiyorlar. Öyleyse soralım, sen geziye başlamadan önce ne kadarlık bir bütçeyle çıktın yola? En hazırlıklı olduğum soru, çünkü seyahatten geldikten sonra bana en çok sorulan soru buydu. Şöyle, ben aslında bu geziye çok hazırlıklı bir şekilde çıkamadım. Çok büyük bir birikimim yoktu. Öncesinde o son bir yılda biriktirdiğim ufak bir para vardı. Dolayısıyla benim düşük bütçeli bir seyahat yapmam gerekiyordu. Ve ben de tanıştığım gezginlerden öğrendiklerim, işte internette okuduklarım sonrasında insanların günde 10 dolar gibi bir parayla Asya'da gezebildiğini keşfettim. Ben de aslında limitimi günlük 10 dolar olacak şekilde belirledim. Yani aslında birikimim de buna uyuyor. 3650 dolar toplamda harcayacağım şekilde. Bir de bunun üzerine 1500 dolar ek bir param vardı. Zaten ilk seyahate çıkarken de yanıma bu 1500 doları aldım. Diğer param hep bankadaydı. O 1500 dolarla başladım yani. Peki bu günlük 10 dolar harcama limitin gerçekleşebildi mi? Ortalama olarak gerçekleşti. Yani günün sonunda ben 3650 doları harcamış oldum. Ama her gün 10 dolar şeklinde değil. Bazı günler 20 dolar, bazı günler 50 dolar, bazı günler 0 dolar şeklindeydi. Yani hiç harcamadığın günler de oldu değil mi? Aynen öyle. Nasıl başardın bunu? Şöyle ki, ben aslında gitmeden önce Couchsurfing diye bir sistemin olduğundan haberdardım. Bu yerel halkın evlerinde misafir olduğunuz parasız bir sistem. Dünyadan gezginler birbirini evlerinde misafir ediyorlar. Couchsurfing'i kullandım. Workaway ismi verilen bir platform var. Bu platformda da yurt dışında gönüllü olarak insanların işlerinde, projelerinde çalışabiliyorsun. Hostellerde, otellerde çalışarak, insanların evinde işte köpek bakarak, house sitting yaparak, gönüllü çalışarak gezerim diye de ilk baştan düşünmüştüm. Onun dışında aslında ulaşımı toplu taşımayla ve toplu taşımaların en ucuz sınıfı hangisiyse onunla, örneğin Hindistan'da en alt sınıfta. Feribota biniyorsam yine feribotun en alt sınıfı hangisiyse onda seyahat ederek. Uygun uçak bileti bulduğum ülkelere seyahat ederek. Çünkü Asya'daki bütün ülkeleri ziyaret etmedim ben. Toplamda 10 ülke gezdim. Dolayısıyla hangi ülkeye uygun uçak bileti varsa oraya gitmek şeklinde yaptım. Yeme içme konusunda da sürekli aslında sokak yemekleri yiyerek ya da evinde kaldığım, Couchsurfing'li evinde kaldığım insanların evlerinde yemek pişirerek bütçemi düşük tutmaya çalıştım ve günün sonunda 10 dolarlık bütçe planımı başarmış olarak geri döndüm. Yani aslında senin seyahat anlayışınla belirlediğin bütçe ve kullandığın uygulamalar tam olarak cuk oturmuş diyebiliriz değil mi? Evet. Hani çünkü hani 10 dolarla gidip de lüks bir otelde kalmak mümkün değil. Peki mesela Couchsurfing bulamadığında ne yapıyorsun? Çünkü planlı olarak gezmediğini söyledi. Bu durumda her seferinde Couchsurfing'den uygun ev sahibi bulmakta da problem yaşayabilirsin mesela. Böyle bir şey başına geldi mi yani? Tabii ki Ayşin'cim. Couchsurfing ve Workaway bulamadığım zamanlar oldu. Bu zamanlarda da aslında hostelde kaldım. Bir de Kırgızistan'dan sonra yanımızda bir çadır vardı. İhtiyaç halinde o çadırda da konaklayacak şekilde plan yaptık. Bunun dışında bir de şey var tabii ki, mesela ülke geçişlerinde falan havaalanında yattık. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bu Workaway'de yaptığın en ilginç iş neydi?
Ben Workaway'de 6-7 iş yaptım galiba, yanlış olmasın. En ilginç olanı Singapur'da İngiliz bir ailenin evinde kaldım. Ve burada onların disleksik bir çocuğu vardı. Onun eğitimine, evdeki köpeklerin bakımına yardım ettim. Ekmek yaptım, kombuça yaptım filan. Böyle bir değişik bir görevim vardı. Yılbaşı zamanı onlar ülkelerine gittiğinde ev bize emanetti. Ve bu ev 5000 dolarlık kirası olan bir evdi. Dolayısıyla wow. Benim için böyle çok oldukça ilginç bir deneyimdi. En ilginç evet. Buydu ama şunu da araya hemen sıkıştırmak istiyorum. Yani benim Workaway'de gezinirken gördüğüm en ilginç iş köpek balığının dişlerini temizlemek işiydi. Sonradan evet. Yine baktım wow. Ve bunu göremedim. Aynen dalış biliyorsanız böyle bir iş vardı falan. Çok efsane güzel işler var Workaway'de. İlginç. Peki Workaway'de bildiğimiz kadarıyla konaklama ve yemek bazen karşılanıyor. Hani böyle para karşılığında Workaway nadir bulunan bir tür olarak biliyoruz ama bunun dışında Workaway dışında yoldayken karşına para kazanabileceğin iş fırsatları çıktı mı? Workaway'de aslında parayla çalışabileceğiniz fırsatlar da var. Bunun için bir iş vizesine gerek yok. Yine gönüllülük hissesi altında ama para verdikleri de oluyor. Birçok gezgin bunu yapıyor. Workaway'de gezinirken bazı işlerin yanında dolar işareti var. O işareti gördüğünüzde o işler para veriyor demek oluyor. Ben aslında Workaway'den hiç para kazanmadım ama reklam videosu yaptığım bir hostel vardı. Onlar aynı zamanda dalış okulları vardı. Bana orada dalış eğitimini yarı fiyatına vermişlerdi. Hani çok güzel. Bayağı güzel bir kazanımdı benim için evet. Evet. Onun dışında aslında benim en büyük şansım diyebiliriz bu yolda ki Kırgızistan'da bir hostelde yine Workaway'de çalışırken oraya gelen konuklardan bir tanesi Türk bir gezgin arkadaşımızdı. Onunla sohbet ederken o bana Kore'de kendi çektiği fotoğrafları sattığını sokakta ve bundan güzel bir para kazandığını ve sonra Japonya'yı bununla krallar gibi tabir caizse ki Japonya pahalı ülkedir yani. Evet. Gerçekten Japonya çok pahalı bir ülke. Beni de bu çok cezbetti. Yani ben normalde Kore'ye gitmeyi hiç düşünmüyordum. Şey dedim, Kore'ye gidiyoruz. Gözler dolar tabii. Aynen gözler dolar işareti. Ve sonrası da aslında Hong Kong'dan sonra Hong Kong'a da böyle ucuz elektronik eşya alabilelim diye bir hani oraları görelim diye gitmiştik. Hong Kong'dan sonra sırf para kazanma niyetiyle Kore'ye geçtim ve gerçekten çok güzel para kazandım. Kendi çektiğim fotoğrafları basıp atarak sokaklarda. Kore'de kazandığım parayla bisiklet alıp bisikletle Japonya'ya gidip Japonya'da da tamamen Kore'de kazandığım paralarla gezdim. Yani Kore'den sonra hiç cebimden para harcamadım öyle söyleyeyim. Vay böyle fırsatlarda çıkabiliyor. Ne kadar kazandın? Peki. Öyle bir rakam verebilecek misin? 2 haftada 2000 dolar kazandım. Kore'de sadece. Peki en yüksek fiyata sattığın fotoğraf ne kadardı? Ben fotoğrafları aslında bir fiyat belirlemedim. Dolayısıyla aslında insanlar gönüllerinden ne kopuyorsa onu verdiler. En yükseği de bir tane fotoğrafa bir adam 100 dolar vermişti. Hangi fotoğraf olduğunu hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum. Onu da şuraya hemen koyalım öyleyse. Aynen koyalım. Evet. Bedeli bir fotoğraf vardı. Bu fotoğrafı Hindistan'da tarç önünde çekmiştim. Evet. Şunu söyleyeyim, Kore'de en büyük para 50 bin won'dur. Hı-hı. 50 dolar eder. Hani özellikle iki tane 50 bin won verdi ve eli titremedi yani. Kendi de zenginmiş, kendisi de zenginmiş. Evet. Sadece gönlü değil, aynen kendi de zenginmiş. Bu tüm gezilerin İçinde başına gelen en ilginç olay neydi peki? Kore'den Japonya'ya bisiklet sürdüğüm dönemde aslında 18 senedir falan bisiklet sürmüyorken birden bisiklet sürmeye başladım öyle söyleyeyim. İlk zamanlar sele yüksekliğini düzgün ayarlamamışım. Ve evet. Dolayısıyla dizimi çok yordu bu seyahat benim. Bir gün Japonya'da giderken o kadar çok dizimi ağrı saplandı ki devam edemedim yola ve böyle bir evin önünde kala kaldım. Şey dedim ya ben daha devam edemeyeceğim. Burada şu evdeki insandan rica ederim ve onların bahçesine çadır kuralım falan oldum öyle söyleyeyim. O kadar çok canım yandı. Sonra bizi gören o evin sahibi bir kadınmış. O bizi gördü. Bir arkadaşını çağırdı. İşte onlar bize yardımcı oldular. Çok uzun bir hikaye. Bunun bütün hepsini ben kendi kanalımda anlatıyorum. Evet videosunu da bırakalım. Şöyle sağa sola aşağıya bir yerlere. Şuralara bir yere. Günün sonunda biz o ailenin davetlisi olarak 2 ya da 3 gün boyunca o evde konakladı. Çok iyi kalpli insanlardı. Böyle kremler buldular, gittiler, aldılar, beni doktora götürdüler. Kremleri sürdüler, işte dizime böyle dizi kalmışlar, onu takmaya yardım ettiler falan.
inanılmaz iyi insanlardı ya. Burada aslında bu olayın en ilginç tarafı şu. O yaşlı bir aile, çocukları var filan. Çocukları bizi görmeye geldi. Yani bir şey gibi hani Türkiye'nin hiç turistik olmayan bir şehrine bir turist gelir. Sonra bütün köy onları görmeye gelir ya. Bize de aynen bu başımıza geldi. Böyle bütün akrabalar, çocuklar bizi görmeye geldiler falan. Çok tatlı bir anı oldu. Kendimi gerçekten orada çok değişik hissetmiştim. Ve insanların tabii bu iyi kalpliliği beni çok çok mutlu etmişti. O zaman yeri gelmişken şunu da soralım. Tüm bu gezi sana ne öğretti? Yani hayatına neler kattı? Bunu tek bir şey olarak asla söyleyemem. Ama mesela bu biraz önce anlattığım hikayedeki gibi bir sürü iyi insanla, bir sürü iyilikle karşılaştık. O iyilik yokmuş zannediyorsun ama dünyayı gezerken o kadar çok iyi insan ve hani başına kötü bir şey geldi ve orada sana yardım etmeyi bekleyen bir iyi bir insan oluyor. Ben çok daha iyi bir insan olarak döndüğümü düşünüyorum bu geziden. Onun dışında hani yapamam diye bir şey kalmadı aklımda. Peki senin gibi gezmek isteyen insanlara ne tavsiyesi verebilirsin? Başta bize olmak üzere. Bir kere bence bu kararı vermek tabii ki çok zor oluyor. Ben de ilk işten ayrıldığımda, bu geziye niyet ettiğimde gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeydim. İşte başarabilecek miydim, yapabilecek miydim, param yetecek miydi, geri döndüğümde iş bulabilir miyim kaygısı vardı. Kendime şunu sordum, Gonca şu anda bunu yapmadığın için pişman olur muydun? Gerçekten cevap evetti, yani bunu yapmasam gerçekten çok pişman olurdum. İkincisi korkular, evet ben de çok korkuyordum, başıma bir şey gelir mi, o mu bu mu diye. O otostop çekişlerimde hep çantamı alamazsam ya bizi kaçırırlarsa korkusu hep içimdeydi. Her seferinde o korkuyla yüzleştim. Her seferinde o korkunun üzerine gittim. Eminim şimdi otostop çeksem yine aynı korkulara sahip olurum. Çünkü bu çok uzun zamandır bize öğretilen, bizim içimizde olan aman başımıza bir şey gelmesin diyerek büyüdüğümüz için böyle bir şey hep bizim içimizde var aslında. Ondan kaynaklanıyor. Ben bunu şöyle söylüyorum. Korkunun sizin o hareketi yapmanıza, o geziye çıkmanıza engel olmasın. Korkunuzla birlikte gezin. Onun dışında bir de bu hani dönüşte iş bulabilir miyim kısmı. Onu da şöyle çözdüm. Çoğu erkek askere gitmek zorunda. Kadınlar için de doğum yapma kısmı var. Doğum yapıyorlar ve belli bir süre çalışmıyorlar. Bir ara veriyorlar ve kimse onları doğumdan sonra sen artık bir şey bilmiyorsun diye onları işe almazlık etmiyor. Dolayısıyla ben bunu düşündüğümde bu beni çok rahatlatmıştı. Ben de ara verirsem her şeyi unutmuş gibi bakılmayacaktı. Gezmeye başlamak isteyen insanların akıllarındaki bu sorulara umarım benim verdiğim yanıtlar bir çözüm olur. Asla vazgeçmesinler. O içlerindeki yanan ateşi söndürmesinler. Evet. O seyahate çıksınlar. Çok doğru. Zaten dünya turuna çıkacağız, karar aldık, hani birkaç ay kaldı çıkmaya derken böyle bir şey başımıza geldi ama bunu da biz hiçbir şeyden korkmuyoruz, hiçbir korkumuz yok, hiç gelecek kaygımız yok gibi bir kafayla çıkmıyoruz. Evet, bizim de korkularımız var, bizim de gelecek kaygılarımız var. Bunlarla birlikte, bu yükle birlikte biz bu yola çıkıyoruz. Bunu yapmazsak biz de pişman olacağımızı bildiğimiz için bu kararla, bu korkularla birlikte almış bulunduk. Ama bir virüs engelimiz var şu anda. Umarız bu süreçte bir an önce biter ve yollara düşeriz. Aynen, umarız. Bir de biz çok iyi arkadaşız. Böyle ciddi bir video yapmaya çalışmak da her iki tarafta için de çok zordu. Evet. Çok değişik bir deneyimdi ama biz çok eğlendik arka planda. Ben çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığınız için. Çok mutlu oldum gerçekten. Ve size de zaten ben hep zorluyorum mutlaka. Çıkın aklınızda bir soru işareti oluştuğu zaman hep böyle dürtmeye çalışıyorum. Ya da bazı işte videolarda sizi düşünerek mesajlar veriyorum. Bak onlar izleyecek falan diye. Umarım gerçekten bu dünya turuna çıkma hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Bu karantina bir an önce biter ve siz evet, de hayallerinize bir an önce kavuşursunuz. Bizim zaten bu videoyu yapmamızın amacı da biraz buydu. Belki dünya turuna çıkmak isteyen diğer insanlara da yararlı olabilir, faydalı olabilir senin tecrübelerin diye. O yüzden kanalımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Bu arada Gonca'nın sosyal medya hesaplarını da açıklama kutucuğuna bırakıyoruz. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Evet, abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bize de abone olabilirsiniz. Bu biraz farklı bir video olduk. Biraz konsept dışına çıktık ama bu süreçte böyle videolara ihtiyacımız var. İyi hissetmek için biraz da ihtiyacımız var. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.